misafiriniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster başlıyor. Hulusi Koyuncular geliyor. Merhaba. Buyurun. Hulusi Bey, fanlarınız da gelmiş anladığım kadarıyla. Evet, bayağı varmış. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz. 1 milyon aldıktan sonra daha iyi olacağız. Hedefimiz büyük yani. E tabii, o kadar masraf yaptım yani. Çıkarmayayım bunları. Uzay mekiğiyle mi geldiniz efendim? Yok, uzay mekiğiyle gelmedim ama sizin bu internette başvurunuz çok uzun sürüyor. 1 saat onunla uğraştım. Vakit nakittir dediniz. Tabii, internete para gitti. Elektriğe para gitti. Burası uzak, buraya gelmek için 3 vasıta değiştirdim. Bir tane yaşlı teyzenin şeyi bitmiş, bipi bitmiş. Bir de ona bip bastım. Bunları nasıl karşılayacağız? Peki nasıl karar verdiniz buraya gelmeye efendim? Şimdi istediğiniz kadar varlıklı olun, para her zaman lazım. Dedim ki bir de sizden götüreyim. 1 milyon da sizden götüreyim dedim. Peki bu parayla ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dursun. Bir gün lazım olur. İnşallah zor günde lazım olmaz efendim. İnşallah. Kimlerle beraber geldiniz? Yok, yalnız geldim. Bir de onları getirip para mı vereyim onları da? Onların da bipleri var. Yakınınız yok mu yani efendim? Yakınım var da getirmedim. Gerek yok. Müsriflik, israf. Pekala. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Başlayalım mı efendim? Hadi başlayalım bakalım. Yarışmamız başlıyor. Kendisine var yemez denilen kişinin hangi özelliği vurgulanmış olur? A. Kurnazlığı, B. Uzaylılığı, C. Cimriliği, D. İştahsızlığı. Yani şimdi C. Cimriliği. Onu ben bir bileyim, son kararım. Ama bu soruda... Bir soru mu var efendim? Bu soruda bir yanlış var. Ne gibi bir yanlışlık var mesela? Şimdi var yemez ne demek? Ne demek? Adamın parası var ama yemiyor. Ne yapsın? İsraf mı etsin? Savursun mu? Yazık, günah değil mi o paraya? Yani cimri demek ona hakaret. Cimri demeyeceğiz o zaman kendisine ya, kurnaz, size göre. Kurnazlık değil, çünkü kurnaz hainlik yapar, oyun yapar, insanlara zarar verir. Kurnaz değil. Uzaylılar para kullanıyor mu, onlar var mı onu da bilmiyorum. Varsa paraları nasıl kullanıyorlar, tasarruf yapıyorlar mı onları da bilemiyorum. İştahsız hiç değil. Cimri dedim ama bu hakaret var yemezse. Yani ben siz şimdi... olsanız ne derdiniz peki efendim? Tutumlu derdim. Şimdi bakın, ben sucuk kişiyle ilgileniyorum. Hulusi derdiniz evet, yani. Hulusi derdim. Bravo. Hulusi derdiniz. Şimdi ben sucuk kişiyle ilgileniyorum. Kayseriliyim. Öyle mi? Tabii. Çok güzel sucuklarımız. Bildiğiniz işle uğraşıyorsunuz yani. Bildiğimiz işle. Siz Kayserili olarak. Tabii. Programdan sonra uygun bir fiyata size şey yapabiliriz yani, satabiliriz istiyorsanız. Bir indirim yapar mı ya? Teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Sağ olun. Çok naziksiniz. Tabii. Sucukla beraber çekilmiş bir fotoğrafınız var burada. Kayseri'de çektiniz herhalde. Ödülüm, evet. Sucuk ödülüm. Sucuk ödülünüz müydü? Evet. Sucuk dışında neler yapıyorsunuz başka? Pastırma. Tasarruf. Pastırma da yapıyoruz. Pastırma da yapıyoruz. Sucuk. Keşke gelirken biraz getirseydiniz. Getirdim. Getirdiniz mi? Arkada reyon açtım. Reyon açtınız. Seyircilerimize cüzi bir fiyata satarız. Teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Sağ olun. Ya masraflar çıksın 500 ama. 500 lira kazandınız. 500. Olsun, o da bizim nasıl olsun. Para? İyi. Para her zaman iyi. Sıra geldi 1000 lira değerindeki baraj sorumuza. İlk baraj sorusu, ikinci soru geliyor efendim. Tarih derslerinde parayı icat ettiği söylenenler kimler olur? A. Hollandalılar, B. Lidyalılar, C. Eskimolar, D. Kayserililer. Ben bu konuda yorum yapacağım. Hemen cevabı vereyim. B. Lidyalılar. Son kararım. Ş.
Şimdi tabii siz bu soruya bir şaşırtma vermişsiniz. Ne gibi efendim? Kayserililer diyerek. Tekrar şimdi... alabilir miyiz soruyu? Evet buyurun. Kayserililer diyerek. Kayserililer şaşırtma diyerek. Vermişiz. Tamam, Kayserililer parayı icat etmemiş olabilir. Ama paranın kıymetini çok iyi bilirler. Bir. İkincisi, Kayserililerin para, Lidyalılar tarafından paranın icadında büyük katkıları vardır. Ne gibi efendim? Benim hep annemin büyük annesi anlatırdı. Benim dedem bir gün almış hayvan. Annenizin büyük annesini büyük gördünüz mü? Maşallah. Gördük, gördük. Çok yaşar Kayserililer. Maşallah. Benim dedem hayvanları almış Lidya'ya götürmüş satmaya. Tabii o zaman para olmadığı için takas yapıyorlar. Lidya'ya. Lidya'da. Dedem, Lidya biliyorsunuz Türkiye'nin. Tabii. Ege bölgesinde. Efendim, o yolu yürüdünüz mü efendim? Yürüdüm. Lidya yolunu yürüdüm. Güzel. Dedemin yaşadıklarını yolu, dedeniz hatırlamak yaptı için. Tabii, dedem yaptırdı onu. Tabii. Oraya giderken efendim şimdi Lidya'da dedemin, büyük dedemin hayvanlarına Lidyalılar şey veriyorlar. Takas olarak. Buğdaydı, kuru üzümdü, incirdi filan. Dedeme yetmiyor bunlar. Dedem istedikçe istiyor. Aldıkça alıyor. Lidyalıların burasına geliyor. Ya yeter diyorlar. Sonra Lidyalılar diyor ki ya biz bu Kayserilerden nasıl kurtulacağız? En iyisi parayı icat edelim. Kurtulalım bunlardan diyorlar. İşte para o yüzden icat ediliyor. Yani, Allah dedenizden gani razı olsun. Onlar sayesinde para var yani. Tabii. Kayseriler sayesinde. Tabii. Allah razı olsun efendim. Abi. Hazır mısınız? Hazırız. Tebrikler bu arada. 1000 lira kazandınız. Alayım paramı. Birazdan yarışmanın sonunda çek vereceğiz efendim. Pekala, o da olur. O da kabulümüz. Sırada 2000 lira değerindeki 3. sorumuz var. Geliyor. Arkadaşı Veli'den 2000 lira borç alan Ali, her ay borcunun %10'unu öderse borcunun tamamını kaç ayda ödemiş olur? A 10 ayda, B 20 ayda, C 30 ayda, D 40 ayda. Böyle arkadaş olmaz olsun ya. Niye efendim? Borç aldığı için mi? 10 ay sonra ödeyecek. 10 ay sonra ödeyecek. Ölme eşeğim ölme vadesi diyorsunuz. Yani. Taksit ödeyecek. 10 ay son kararım. Ama bu arkadaş kimse, ben bu arkadaşı arkadaşlıkla çıkartırım ya. Neden? Olur mu öyle bir borç istemek? Borç alıp 10 ay sonra ödediği için. 10 ay sonra ödenir mi? Böyle arkadaş olmaz olsun. İstemem mi öyle arkadaş? Ya benim paramın her kuruşu evladım kadar kıymetli. Ama doğru cevap vermenize katkıda bulundu. Evet, bulundu. Tebrikler, 2000 lira kazandınız. Teşekkür ederim. Bu Hulusi'nin parası olsun. Ben şimdi kendim adıma yarışayım. Şimdi Levent Ülgen'e bir alkış alalım o zaman. Evet, Levent Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, gayet iyiyiz. Sizin nasıl sorun gidiyor? Yoğun gidiyor, çalışıyoruz. Yeni projeler var. Evet. Yayınlandı. Yayınlandı. Şahane de reytingler aldı. Evet. Seyirciler beğendi. Evet, siz neler söyleyeceksiniz? Böyle devam etmeyi dileyeceğiz. Evet, kocaman ailem. Kaç kişilik bir aile efendim? Kalabalık, çok kalabalık. Say say bitmiyor ama aslen şöyle diyelim. Bir erkek kardeşim var, onun eşi var, 3 tane de çocuğum var. Anneleriyle ilgilenmiyorum, 3 tane çocuğumla ilgileniyorum. Bu kadar aileye bakmak... Zor biraz olsa zor gerek. İşte o yüzden Hulusi biraz cimri bir adam. Nedir Hulusi'nin mesleği? Mesleği sucukçu, Kayserili sucuk üretiyor. Ama çok cimri bir adam. Yani, cimri demeyelim efendim. Doğru, cimri demeyelim, tutumlu diyelim. Tutumlu diyelim, evet. Doğru, ayıp olmasın. Çok tutumlu bir adam. Öyle ki 8. kattaki ofisine yine merdivenlerle yürek çıkıyor. Asansörü bilmiyor. Spor olur diyor, kalp krizi geçirmezsiniz diyor. Böyle tutumlu bir arkadaş. Pekala, genel hikaye hakkında neler söylersiniz? Hulusi bir anda bir şey oluyor, bir ölüm tehlikesi geçiriyor. Birilerinin ahını aldığını düşünüyor. Ve hayatta kimlerin ahını almışımdır diyor. 3 tane kadının ahını aldığını düşünüyor. O sırada zamanı. Ölüm tehlikesi geçirdiği anda düşünüyor. Geçirdikten sonra. Sonra o 3 kadını bulduruyor yardımcısına. 3 kadından da hiç haberi olmadığı 3 tane çocuğunun olduğunu öğreniyor. Bayağı ahamış. Zamanında onları terk etmiş. Ondan sonra o 3 çocukla tekrar bir aile olmaya çalışıyor. Ama tabii çocuklar babalarının varlığını o anda öğreniyorlar. Dolayısıyla çok büyük bir tavır gösteriyorlar babalarına. O da onların kalplerini yeniden kazanmak için bayağı bir mücadele güzel, ediyor. Güzel, çok güzel hikaye. Güzel bir hikaye, evet. Eğlenceli bir hikaye. Ben fragmanı ilk gördüğümde sizi gerçekten çok beğeniyorum oyuncu olarak. Teşekkür ederim. Her zaman
beraberinde bir dramı da oynamanız gerektiğine inandım. Çünkü onu sizi hep gördüm. Burada fragmanda ilk defa hem komedi hem dram birlikte. Aynen. O yüzden bir oyuncu görünüyor. İçin evet, bir oyuncu için çok büyük bir avantaj. Hem komedi hem dram oynamak aslında öyle kolay bulunur bir şey değil. İyi oldu benim için. Nereden mezun olmuştunuz? Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldum. Şahane. Birini bitirdikten sonra gittiniz evet, ötekine. Evet. Fiziği bitirdikten sonra tiyatro bölümüne girdim. ODTÜ'ye bu yıllarda olsa gerek. Evet, böyle yerlerde sürüne ders çalıştım. 1979. Neresi burası? Burası benim bekar evim. Ben de böyle kışın battaniyenin altında ders çalışıyorum. Muhtemelen fizik çalışıyorum. ODTÜ fiziği bitirenlerin, zamanda bitirenlerin heykeli dikilir derlerdi. Ben zamanda bitirdim sayılır. Heykeliniz var o zaman. Bir heykelcim var. Bu da okuldan. Evet, okul sınıf arkadaşlarımla. İyi ki oyuncu olmuşsunuz. Bence de. Gerçi belki fizikçi olarak ülkeye yine katkılarınız çok olurdu ama. Pozitif bilim daha fazla disiplin gerektiren bir iş diye düşünüyorum. Elbette tiyatro da çok disiplin gerektiren, oyunculuk da çok disiplin gerektiren bir iş ama pozitif meslekler bir başka. Onların yapıları biraz daha. Hep sorarlar yani işte mühendisliğin oyunculuğa katkısı, fiziğin oyunculuğa katkısı. Bir kere analitik düşünce yani siz de makine okumuşsunuz değil mi? Evet, makine mühendisliği. Yani biz de biliyorsunuz her şeye bir sorun ve sorun çözme olarak bakarız. Çözüm odaklı. Çözüm odaklı aslında. Bir formül varsa mutlaka çözüm vardır. Mutlaka bir problem varsa çözüm vardır. O evet. Çözümü bulmak için de bize formüller öğretirler. Gerçi bu benim oyunculukta çok işime yarıyor. Her rol bir problem benim için. Tabii. Onu çözmek için de kendi formüllerimi kendim yaratmaya uğraşıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Efendim şimdi sıra geldi. Dördüncü soruya. 3000 lira değerinde. Birazdan bu parayla neler yapacağınızı konuşacağız. Ama önce soruyu görelim efendim. İsim şehir oynarken O harfiyle başlayan hayvan olarak hangisini yazarsanız puan alamazsınız. A. Orangutan. B. Orkinos. C. Ornitorenk. D. Okaliptüs. Okaliptüs bir ağaçtır. Bataklık kurutur. D. Son karar. Son kararınız. Hulusi Bey yalnız gelmişti. Levent Bey. Annem ve kız kardeşimle geldim. Aman efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Neler söylersiniz? Oğluma şans diliyorum. Çok başarılı bir çocuk ama Allah yolunu açık etsin. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Siz efendim? Merhabalar, Oya Merhaba. Ülgen. Abim her daim okul hayatında olsun, özel hayatında da olsun çok özel bir kişidir. Başarılar diliyorum. Umarım burada da başarıyla bu işi bitirir. İnşallah efendim. Teşekkürler. Sizi izlediniz. Tabii ki. Nasıl, beğendiniz mi? Çok, çok beğendim. Abiniz yolu açık nasıl olsun. Oynamış? O hep iyi oynar. Kardeş törpülüyor. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Rica ederim. Levent Bey, sıra geldi. 5000 lira değerindeki 5. sorumuza. Buyurun. Gelsin ve görelim efendim. Cem Karaca'nın bir şarkısında hikayesi anlatılan ve aşık olduğu kızın kim bu serseri diye sorduğu gencin mesleği hangisidir? A. Ayakkabı boyacısı. B. Tamirci çırağı. C. Berber kalfası. D. Tiyatro oyuncusu. B. Tamirci çırağı, son karar. Tiyatro oyuncusu da fena durmuyor. Beğendiymiş evet. Ona güldüm zaten. Dizimiz Perşembe günleri. Perşembe günleri. Saat kaçta efendim? 9'da. Perşembeleri saat akşam 9'da herkesi kocaman ailem izlemeye bekliyoruz efendim. Sıra geldi 6. soruya. 7500 lira değerinde. Geliyor. Hangi teknik direktör futbolculuk kariyerini kaleci olarak yapmıştır? A. Aykut Kocaman. B. Rıza Çalınbay. C. Şenol Güneş. D. Mustafa Denizli. C. Şenol Güneş, son karar.
Levent Bey'in futbolla arası nasıldır? Hangi takımı tutar? Fenerbahçe. Hulusi'yi sormaya gerek yok. Hulusi Bey herhalde Kayseri sporludur. Tabii muhakkak. Takıma da oldukça yardım ediyordur diye düşünüyoruz parasal anlamda. Sucuk dağıtıyordur onlara, para vermiyordur. Biraz sucuk gönderiyordur. Parayı başkandan almak koşuluyla. Evet. Sıra geldi 7. soruya efendim. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz. Sonra soru gelecek. Dinleyelim hep birlikte. Dinlediğiniz Another One Bites the Dust adlı şarkıyı hangi müzik grubu seslendirmektedir? A. Pink Floyd, B. Deep Purple, C. Led Zeppelin, D. Queen. Bunun çok ayıp olduğunu biliyorum. İnsanların beni kınayacaklarını da biliyorum. Joker hakkı kullanmak istiyorum. Tabii efendim. Seyircilere mi soruyorsunuz? Ya da telefon var, yarı yarıya var. Hangisi efendim? Telefon. Telefon jokerini kullanmak istedi Levent Bey. Jokerlerimizi tanıyalım. Ahmet Mümtaz Taylan, Galip Erdal, Orhan Aydın. Hepsi birbirinden değerli, birbirinden ünlü arkadaşlarımız. Evet. Nereden arkadaşlar efendim? Ahmet Mümtaz sınıf arkadaşım. Galip Erdal aynı sınıftan değiliz. O İstanbul mezunu ama beraber Trabzon'da görev yaptık. Ve şu anda aynı oyunda oynuyoruz. Travis Pine adlı oyunda. Bu sezon başladık. Seneye devam edeceğiz. Orhan Aydın zaten Ankara Halk Tiyatrosu'ndan beri birlikte çalıştığımız abimiz. Şu anda şiir geceleri yapıyoruz birlikte. Yıllardır zaten tiyatroda beraberiz. Ne güzel efendim. Kimi seçmek istersiniz? Galip Erdal. Galip Bey'i arıyoruz. Telefonumuz çalıyor. Galip Bey şu anda. Siz de burada olduğunuza göre oyunda değil zaten. Evet. Ve açtı. Galip Bey, iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? İyi akşamlar Murat Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Levent Bey'le birlikteyiz tahmin ettiğiniz üzere. Evet. Kaçıncı soruya gelmiş olabiliriz sizce? Evet, bayağı ilerlemiştir. Bayağı ilerlemiştir. Hiç zor fena gitmiyoruz olarak efendim. İlk jokerini kullandı Levent Bey. Sizi aradı. Sesli evet. Bir soru. Önce dinleyeceksiniz, sonra Levent Bey soruyu size iletecek. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Dinliyoruz hep birlikte. Buyurun. Dinlediğiniz Another One Bites the Dust adlı parçayı hangi müzik grubu seslendirmektedir? Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Queen. 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 Bu kadar eminsin yani. Evet. Peki, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ, iyi akşamlar Galip. İyi akşamlar Galip. İyi yarışmalar. Teşekkür ederim. Evet. Dave Queen bilmezse zaten hesabını çok kötü sorarım. Çok emin söyledi. Son kararınız mı? Son karar. Bravo. Tebrikler. İkinci aşamayı da geçerek 15 bin lirayı garantilediniz. Bir de çift cevap joker hakkı kazandınız. Öyle mi? Bey. Hedefimiz kaç lira? Bir hedefim yok. Peki buradan alacağınız parayla ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Bir yardım kuruluşuna bağışlamayı düşünüyorum. Neresi orası? Çocuk Esirgeme Kurumu. Bravo, bir alkış alalım. Evet, telefon jokeri seyirciler de belki bilebilirlerdi. Telefonu kullandınız ama yine de gayet iyi gidiyoruz. 3 tane joker var. Seyirci jokeri, yarı yarıya jokeri ve çift cevap joker hakkı. Evet. Biliyorsunuz o son 2 jokeri söylediğim yarı yarıya ve çift cevap joker hakkını beraber kullanırsanız 30 bin lirayı aslında garantilediniz. Evet. Evet. Hazır mısınız efendim? Hazır. 30 bin lira değerindeki 8. sorumuzla devam ediyoruz. The Muppet Show'da söylediği şarkıda kurbağa Kermit hangisi olmak kolay değildir der. A. Kurbağa, B. Yeşil, C. Müthiş, D. Yakışıklı. Kurbağa.
Artık zaman sürem yok değil mi? Süre sınırınız kalktı. Muppet Show'u hatırlıyorsunuz. Hatırlamaz olmayayım. Kendim tabii. Çok iyi hatırlıyorum ama işte söylediği... Hatta fanlarıydık. Ama fanlarıydı, orada ne tabii. Diyordu bir an insan işte düşününce. Evet. Burada hangisi olsa en komik olurdu? Müthiş ve yakışıklı arasındaydı biliyorum ama... Ben 30 bin liraya garanti edeyim mi? Seyirci jokerimiz var. Yani denemekte fayda var. Sonra kullanabilirsiniz ama çift cevapla başlarsanız geriye dönüş yok. Onlar da Muppet Show'u izlemiş olabilirler. Muppet Show'u izleyenler bir alkışlayabilir mi efendim? Fena değil. Hiç fena değil. Bilemiyorum. Ama işte karar sizin. Orada şarkıdaki ne olduğunu bilebilirler mi? Biz de izledik ama. Ben de izledim ama. Tabii İngilizcesini izlemediğimiz için, hep Türkçe izlediğimiz için ne diyordu acaba İngilizce şarkı söylerken onu düşünmeye çalışıyorum, bulamıyorum. Hatırlamıyorum. Ben işi garantileyim, seyirciye soralım. Öyle mi yapıyorsunuz? Evet, öyle yapalım. Pekala, seyirci jokerini kullanmak istedi Levent Bey. Ben de size soruyu iletiyorum efendim. The Muppet Show'da söylediği şarkıda kurbağa Kermit hangisi olmak kolay değildir der. A kurbağa, B yeşil, C müthiş, D yakışıklı. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %51'i D şıkkı yakışıklı demiş. 51'i. Etkilenmiş olabilirler bizden, benden, sizden. Bilemiyorum. Yani şimdi Muppet Show gibi... Çok da gibi, yüksek değil %29. Muppet Show gibi zekice bir kukla show yapan insanlar... Yeşil olmak kolay değil, kurbağa olmak kolay değil... Demezler. Demezler diyorsun. Bence yakışıklı olmak. Çünkü Kermit de çok yakışıklı derdi. Olduğu için. Benim zaten aklıma ilk o gelmişti ama... Hanson kelimesi şarkıda geçiyor muydu onu övünüyorum. Evet, seyircilerimize güveniyor musunuz yoksa kafam karıştı yine de yarı yarıya jokerini kullanmak istiyorum diyor musunuz efendim? Evet, yarı yarıya jokerimi de kullanmak istiyorum. O zaman biz de sizin için iki tane yanlış cevabı eliyoruz. Bakalım geriye hangi şıklar kalacak? Aman Allah'ım, yakışıklı gitti. Hem de hiç beklemediklerimiz hiç kaldı. Hiç de beklemediklerimiz kaldı. A kurbağa, B yeşil. Bir kurbağanın kurbağa olmak kolay değil demesi de olabilir yahu, niye olmasın? Bir daha eleyemiyoruz değil mi hiçbir şey? Şimdi çift cevap joker hakkını o kullanarak garantiye alabilirsiniz. O zaman madem seyirci B şıkkını ikinci planda vermiş, yine seyirciye güvenelim ve B yeşil diyelim. Emin misiniz? Evet, eminim. Son kararım. Son kararım. Evet, o izledik deyip alkışlayan seyirciler herhalde %29'dur diye düşünüyoruz. Evet. Değil mi sevgili seyircilerimiz? Onlar çünkü bilmeden bir şey işaretlemezler. Evet. Tebrikler efendim. 30 bin lira kazandınız şu anda. Ve sıra geldi 9. soruya. 60 bin lira değerinde. Çift cevap joker hakkınız saklı. Güzel. Yarışmayı izliyor muydunuz? Eskiden çok izliyordum. Hatta yarışıyordum da. Tabii yarışıyordunuz. Her zaman öyle söyler seyirciler... Ekran başında yarışmakla burada yarışmak arasında fark var diye gerçekten çok büyük fark var. Siz de yarışma programları sundunuz. Ben bir kelime bir işlemi sundum. TRT'nin 28 yıl aralıksız devam eden bir yarışma programıydı. O da çok klas bir programdı. Çok klas bir yarışmaydı ve çok keyif alıyordum sunmaktan. Hakikaten sunucu olmakla yarışmacı olmak arasında dünya kadar fark var. Oyuncu olmakla yarışmacı olmak arasında? Yarışmacı olmak daha heyecanlı. Çünkü en heyecanlısı yarışmacı olmak. Ve kesinlikle öyle. Çünkü şimdi biraz önce bilemediğim o Queen sorusu için birçok arkadaşım benimle alay etmiştir. Ya, eminim. Şey bilemedim diye. Peki en keyiflisi hangisi sizce? Tiyatro. Oyunculuk içinde de tiyatro. Tiyatro tabii. Tiyatro çünkü tiyatroda size dönüş keş para olarak geliyor. Seyirci direkt alkışlıyor sizi. Efendim geldik 9. soruya. 60 bin lira değerinde. Soruyu görüyoruz. Avustralya'daki bilim insanları hangisini araştırırken Wi-Fi'yi icat etmişlerdir? A. Halley kuyruklu yıldızı. B. Yunusların iletişimi. C. Kara delik. D. Ultrason. Çok enteresanmış.
Motivasyon olduğunu hiç zannetmiyorum. Çünkü zaten uzun zamandır var olan bir şey diye düşünüyorum. Hatırlar mısınız? Halley kuyruklu yıldızı dünyamıza tabii çarpacak. Halley kuyruklu yıldızı geliyor. Geliyor. Gelemedi bir türlü. Bir türlü gelemedi. O olabilir. Ama son yıllarda kara delikli de çok araştırmalar yapıldı. Çok sürpriz bir cevap. Yunusların iletişimi olabilir. Çünkü onların da çok akıllı ve çok iyi iletişim oldukları, iletişim kurduklarını biliyorum. Evet, itiraf edeyim, herhangi bir bilgim yok. Belli bir alanı kapsıyor Wi-Fi. Evet. Wi-Fi ile ne yapıyoruz? Gittiğimiz yerden para vermeden internete bağlanıyoruz. Bir kafeye gittiğimizde evet, İlk menüyü sormuyoruz. Neyi soruyoruz Wi-Fi efendim? Wi-Fi şifreniz nedir diye soruyoruz. Evet. Şimdi ama dediğim gibi bunların bir iletişim yolu olduğu için bu. Bir tek ultrasonu şey yapmadım. Ultrason beni cezbetmedi ama onun dışında üçünde de olabilir. Ultrasonu eledik. Gibi geliyor. Şimdi Yunus'un iletişimi dalgalarla yapılıyor. Ama bunların hepsinde vibration var. Hepsinde dalga fiziği var. Halley kuyrukluğunda da dalga fiziği var. Kara delikte de dalga fiziği var. Hale mi desem acaba? Ben ikili joker hakkımı kullanayım. Kullandığınız takdirde geriye dönüş yok. Zaten jokerim kalmadı ki. Evet, fakat çekilemeyeceksiniz. Yanlış cevaplarsanız 15 bin lirayla buradan ayrılacaksınız. Ha. Ama doğru olursa 60 bin lira. Çift cevap joker hakkını kullanacak mısınız? Joker hakkımı kullanayım ben. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Girdik bir yola. Buradan dönüş yok efendim. İlk cevabınızı alalım. Evet. Yunuslardan Wi-Fi bulsalar da kara delik olmasın. Kara delik diyelim peki. Kara delik mi diyorsunuz efendim? Evet. Emin misiniz? Emin. Son kararınız. Son karar. Ve kara delik bizi yutuyor diye. Black body is absorbs everything. Evet. Çocukların şansı diyelim. Zaten fizik okurken de kara deliği bir türlü anlayamamıştım. Milyonlarca kara delik var diye duyduk hep. Evet. O güneş sistemlerinin çökmesiyle oluşan şeyler, delikler diyebiliyoruz. Öyle her şeyi diyenler absorb var. Ediyor, evet. Başka mistik şekilde söyleyenler, söyleyenler var. Evet, 60 bin liranız hayırlı uğurlu olsun. Jokerlerimiz tükendi. Bitti. Kaldık baş başa. Çekimler nasıl gidiyor, eğlenceli mi? Çekimler çok eğlenceli. Geniş kadro olduğumuz için eğlenilmeden de yapılacak bir iş değil zaten. Değil, tabii. Özellikle komedinin tabii ki. Yapılabilmesi hiç düşünemiyorum tabii, yani. Tabii. Çok keyifli gidiyoruz, çok eğleniyoruz. Zaten herkes birbirini çok yakından tanıdığı için. Burada da belli efendim. Biraz böyle kavgalı dövüşlü sahnelerimiz var, orası biraz zor oluyor. İşte üç kadın benden intikam almaya, hatta dört kadın intikam almaya çalışıyor. Onlar bir araya geliyorlar mı efendim? Geliyor, hepsi aynı eve yerleşiyor. Problem orada zaten. Ben çocuklar, kadınları ayrı tuttunuz zaten. Hayır, çocuklar gelince bütün anneler de geliyor aynı eve. Dolayısıyla böyle hengame yaşanıyor. Bayağı malzeme var. Bayağı malzeme var. Burada da hanımlardan kaçarken. Evet. Gönlünüzün daha çok ağır bastığı biri var mı? Var. Var. Hatta ona aşık olmuşum. O bir süre sonra gelecek. O daha sonra gelecek. Daha sonra gelecek. O astrolojik. Henüz görmedik. Gördük de bilemiyoruz. O olduğunu bilmiyoruz. Sonradan anlayacağız. Sürprizi kaçırmayalım. Kaçırmayalım, evet. Evet, hazırsak sırada 125 bin lira değerindeki 10. sorumuz var. Geliyor efendim. Quentin Tarantino hangi dizide Elvis taklidi yapan bir figüran olarak yer almıştır? A. Altın Kızlar. B. Dallas.
C. Yalan Rüzgarı. D. Charlie'nin Melekleri. Şimdi Dallas dizisinde Elvis taklitinin pek yeri olmaz. Yani bunların Elvis taklidi yapan bir figüran olarak yer aldığına göre bu bir komedisi olsa daha iyi olur. Peki bu dizilerin hepsi de aynı yıllarda üç aşağı beş yukarı Tarantino'nun yaşı ona yeter mi? Yeter. 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 Herhangi bir veri yok elimde. Hatırlayabileceğim. Polis olsa ne yapardı burada efendim? Polis olsa... Polis zaten şu 15 bin lira aldığında çeker giderdi. Şu anda burada değildi zaten. Umurunda da değildi zaten. Dizileri yok, üzerinden eğer çocuklara gidecekse umurunda olurdu. O kadar da vicdansız değil. Ya şaka. Şimdi Yalan Rüzgarı zaten bir ağır bir diziydi. Onun pek müptelası değildim ama Altın Kızlar, Dallas ve Charlie'nin Melekleri'ni çok severdim. Dallas'ta da hani Elvis taklidi yapacak bir figüran tabii olabilir, bir yerde çıkmış olabilir. Altın Kızlar ama bir sitcom'du. Acaba oraya gelip diyor muydu öyle? Oraya gelsin, niye gelsin de Elvis taklidi yapsın? Aslında da anlamsız geldi. Tarantino yönetmenlik okulu bitirmedi. Evet. Mesleğe de alaylı bir şekilde başladı. Tabii. Bir dakika şuradan yola çıkalım. Ha. Tarantino'nun filmleri... Öyle bir yaklaşım yapacağım şimdi. Daha çok... maceralı filmler olduğu için... genellikle... Charlie'nin Melekleri'nden etkilenmiş olabilir. Cevap vermeyi düşünüyor musunuz? Evet. Charlie'nin Melekleri diyorum. D şıkkı. Çocuklardan üzülürüm ama. Çocuklardan haber var. 60 bin lira değerindeki çek. Yani benim için olsaydı devam ederdim ama 60 bin lira risk etmeyeyim. Çocuklar için iyi bir para diye düşünüyorum. 60 bin lira risk etmeyeyim ben. Çekilmeyi mi düşünüyorsunuz peki? Evet. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son karar. En başta ne düşünmüştünüz? Önce direkt Altın Kızlar diye düşündüm. Çünkü... Altın hani Kızlar mı diyecektiniz? Şöyle diye düşündüm. Daha sonra Charlie'nin Melekleri'ne kaydınız. Elvis taklidi yapan bir figüran hani komediye yakışır diye düşündüm. Sonra niye ki bir barda da... Neden olmasın neden bir barda? Neden olmasın diye bir olabilir. Tabii. Sonra Charlie'nin Melekleri'ne şu yüzden geçtim. Hani Tarantino hep böyle vurdulu kırdılı filmler yaptığı için... hani Charlie'nin Melekleri de neticede bir heyecan, bir serüven dizisiydi. Acaba orada mı, belki orada figüranlık yaparken etkilendi de filmlerimi oradan mı... kaynaklandı, senaryonu ona göre etkilenip mi yazdı diye düşündüm. Aklım oraya Charlie'nin Melekleri'ne gitti. Ne derdiniz peki? Charlie'nin Melekleri'nde ısrar ederdim. Bakalım efendim. Altın Kızlarmış. Heh, bilmişim ama ne yapalım. Sağlık olsun. Evet. 60 bin liranız hayırlı uğurlu olsun çocuklara vermek üzere efendim. Sizi tanıdığımıza gerçekten zaten çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Hulusi'yi de tanıdığımıza çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum efendim. Çok sağ olun. Size kolay gelsin.
Annemiz bir şeyler söylemek ister mi? Yani. Hayır, uğurlu olsun çocuk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir bayram mesajı alabiliriz isterseniz. Evet, herkese bol kazançlı, sağlıklı, efendim barış içinde, kavgasız, dövüşsüz bir bayram diliyorum efendim. Ve bayram sonrası. Ve bayram sonrası tabii. İlla bayramda olmuyor. Her zaman barışık olalım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Evet, Kim Milyoner Olmak ister bu bölümlük sona eriyor. Hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavdan çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar.